Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. TYT'nin 13. haftasındayız. AYT'de ise 4. haftadayız, yani 1. genel tekrar haftasındayız. O yüzden bu hafta AYT'de konu vermeyeceğiz, sadece TYT konularını veriyoruz. AYT'de de hangi gün hangi videonun açılacağıyla ilgili bilgilendirmelerimi yapacağım. Hemen gelelim Türkçe dersiyle. Türkçe'de 13. haftada zamirler konusundayız. Sözcük halinde zamir, ek halinde zamir ve soru anlamını sağlayan sözcükler 3 tane videomuz var. Toplam sürelerine baktığımız zaman 40 dakikalık bir süresi var yaklaşık olarak ve minimum 40 soru bu hafta bu konulardan çözmeniz gerekiyor. TYT Matematik'te 13. haftada problemlerden devam ediyoruz. Problemlerde denklem kurma problemlerinin 3. ve 4. videolarını vermemiştik. Bu hafta onlarla başlıyoruz. Hemen arkasından kesir problemleri ve yaş problemleri var arkadaşlar. Toplam 4 tane videomuz var. Toplam sürelerine baktığımız zaman yaklaşık 1,5 saatlik bir süresi var. Ve minimum çözmeniz gereken soru sayısı 100 soru. TYT, AYT, geometri konularına baktığımızda 13. haftada paralel kenar var arkadaşlar. Yanda da görüyorsunuz paralel kenardan 4 tane başlığımız var. Açı, uzunluk ve alan, toplam süreleri 48 dakika ve minimum 80 soru bu hafta paralel kenardan çözmeniz gerekiyor. TYT Fizik 13. haftada ise elektrik akımından tek bir videomuz var. 20 dakikalık bir süresi var ve minimum 40 soru çözmeniz gerekiyor. Kimyada 13. haftada ise yine bir başlığımız var. Kimyanın temel kanunları arkadaşlar. Bu videonun süresi 21 dakika ve minimum 30 soru da bu konudan çözmeniz gerekiyor. Hemen geldik TYT Biyoloji 13. hafta konularına. Mayoz bölünme ve eşeğili üreme ile devam ediyoruz. Toplam 2 videomuz var. Toplam süreleri 31 dakika ve minimum 60 soru da bu hafta bu konulardan çözmeniz gerekiyor. TYT AYT tarihte ise İslam tarihi ve uygarlığı ünitesinden devam ediyoruz arkadaşlar. İlk başlığımız İslamiyet'in doğuşu ve İslamiyet öncesi dünyanın genel durumu. İkinci videomuz İslamiyet'in doğuşu ve yayılışı. Hemen arkasından Hicret ve Medine İslam Devleti iki tane videomuz var. Toplam 4 video. Toplam sürelerine baktığımızda 1 saat 20 dakika ve minimum çözmeniz gereken soru sayısı 60. TYT Coğrafya 13. hafta konularımızda ise buzullar ve oluşturduğu şekillerle başlıyoruz. Türkiye'de buzulların oluşturduğu yer şekilleri, dalga ve akıntıların oluşturduğu şekiller, hemen ardından da Türkiye'de dalga ve akıntıların oluşturduğu yer şekilleri videolarımız var. Toplam 4 videomuz var. Toplam sürelerine baktığımız zaman 32 dakika ve minimum çözmeniz gereken soru sayısı 60 arkadaşlar. Dediğim gibi bu hafta AYT'de 1. genel tekrar haftamız olacak. TYT'de olduğu gibi AYT'de de 3 hafta konu veriyoruz. Bir hafta o 3 haftalık konuların genel tekrarını hocalarımız sizler için yapıyorlar ve kanalımıza o videolar yükleniyor. Peki hangi sırayla yüklenecek? AYT 1. genel tekrar videolarında arkadaşlar pazartesi günü edebiyat ve matematik videolarımızın genel tekrarları açılacak. Salı gününe geldiğimizde ise coğrafya açılacak. Çarşamba günü fen grubu fizik, kimya ve biyoloji açılacak. Peki neden geometri ve tarih yok? Arkadaşlar bildiğiniz gibi geometride de tarihte de TYT, AYT birlikte yürütüyoruz. O yüzden TYT programı ile birlikte geçen hafta o iki branşın da genel tekrarlarını vermiştik. Evet arkadaşlar, bu haftaki programımız bu şekilde. Eylül ayındayız. Biliyorum okullar açıldı. Mezunlar için de biraz zor bir süreç. Hava değişimi vesaire derken programların biraz aksayabildiği, böyle bir kafaların karıştığı, bazen motivasyonun düştüğü bir dönemdeyiz. Ama görüyorum ki sizler yorumlara da yazıyorsunuz, oradan da takip ediyorum. Bir şekilde bu programı kendinize göre uyarlayıp devam ediyorsunuz, motivasyonunuzu düşürmemeye gayret ediyorsunuz. Bununla ilgili rehberlik kanalımızda da başta Muhammed Hoca olmak üzere Onur Hoca ve Vural Hoca videolar çekiyorlar. Zaman nasıl yönetilir, program nasıl yapılır, bu programları günlük olarak nasıl uygulayabiliriz? Zaman zaman bunlara da göz atmanızda fayda var. Hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar.